Yeniden merhabalar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Kanalda farklı konuları, çeşitli konuları ele almaya devam ediyoruz. Geçenlerde bir arkadaşımdan gelen güzel bir videoyla aslında takım çalışması ve içinde bulunduğumuz toplumla, grupla ortak bir şeyleri başarabilme yetisiyle ilgili kısa bir sohbet yaptık. Çok keyifliydi benim için. Buradan da selamlar olsun. Onun paylaştığı bu video çerçevesinde aslında bu konuyu da kanala taşıyalım diye sohbetimiz sonlandı. İsterseniz önce videoyu izleyelim, sonra üzerinde bu takım çalışması ve yaşama sanatı ilişkisiyle ilgili söylemek istediklerimizi paylaşalım isterseniz. Haydi bakalım. Keyifli bir video. Çocuklar hem eğleniyorlar hem öğreniyorlar. Tabii baktığınız zaman yani basit bir oyun değil oynadıkları. Takım çalışması ile ilgili birçok parametreyi uygulayarak öğreniyorlar. Belki de bizler yetişkinler olarak günlük hayatımızda, iş yaşantımızda ya da sadece iş yaşantısı olarak da bakmamak gerekiyor. Bir basit apartman yönetiminde, hatta onu da bırakın, aile içinde ya da dostlarımız arasında ufak bir organizasyonu yaparken bile kendi aramızda bu takım çalışmasının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Fakat farklı sebeplerden dolayı birlikte bir şeyleri yapabilme konusunda ortaya çıkan sorunlardan dolayı bazen talihsiz sonuçlarla, küslüklerle, dargınlıklarla, işin başarılamamasıyla gibi böyle farklı noktalara gidebiliyoruz. İşte yaşama sanatının fonksiyonlarından bir tanesi de böyle sadece profesyonel iş yaşantısı değil, aynı zamanda hayatımızın günlük akışı içerisinde bu tarz çözüm noktalarını, işte örneğin şu anda takım çalışmasını ele alıyoruz, biraz hayatımıza taşıyıp farkındalık oluşturmak. Peki neler dikkatimizi çekti? İsterseniz biraz bunları ele alalım. Çocukların o paylaşımını, o bir kuleyi birlikte inşa etme çabalarını izlerken neler dikkatimizi çekti? Birinci kural ya da birinci bence önemli konu aslında ortak bir amaç etrafında birleşmiş olmaları bence, bana sorarsanız. Bu aynı zamanda ortak motivasyonu da gerektiriyor, ortak motivasyonu da doğuruyor. Bu ortak motivasyonun oluşmasının yanı sıra karşımıza çıkan, dikkatimizi çeken ikinci husus birbirlerine saygı içerisinde davranıyor olmaları, hareket ediyor olmaları. Grup içi etkinliklerimizde dediğim gibi sadece iş yaşantısı olarak düşünmeyin. Her türlü ekip çalışmasında, her türlü birlikte başaracağımız, birlikte yapacağımız işte ekip üyelerinin birbirine saygı duyması, saygı göstermesinin ne kadar önemli olduğunu belki de bir daha vurgulamak gerekiyor. Diğer bir konu, üçüncü bir konu olarak belki orada dikkatimizi çekti. Tabii biraz gürültülü bir ortam, çocukların heyecanlı, sevinçli seslerinden. İletişim, yani kendi aralarında sürekli temas halinde olmaları, iletişim halinde olmaları ki iletişimin en önemli fonksiyonlarından bir tanesi de dinlemek. Yani ne söylendiğini, ekip üyelerinin diğerinin ne konu hakkında, ne söylediği, hangi konu hakkında, neyin altını çizdiği, vurguladığının karşı taraf yani diğer ekip üyesi tarafından dinlenmesi meselesi. Çünkü dinlemediğimiz zaman herkes sadece konuşuyor. Bir ortaya ne çıkıyor? Gürültü çıkıyor. O zaman da yine takım ve ekip uyumundan bahsedemiyoruz. Tabii birbirlerine güven duyuyor olması ekip üyeleri arasında yine çok önemli bir faktör. O kulenin etrafında toplanmış çocukların ellerindeki iplere baktığınız zaman gördüğümüz çok önemli bir faktör ekip üyeleri arasında dengenin olması. Yani birinin ipi daha uzun, biri daha sert çekiyor, biri daha yumuşak bırakıyor, daha esnek bırakıyor gibi farklı dengesizlikler o ekibin uyumunu, harmonizasyonunu bozacağını görebiliriz tabii ki. Tabii bütün bunların aynı zamanda bir arada olmasının en önemli ihtiyaçlarından, gereklerinden bir tanesi de belki de çıkar çatışmalarının en az olması, hatta hiç olmaması. Yani ekip üyeleri arasında bırakın amacı çıkar çatışmaları olduğu zaman o amacı atıyoruz kenara ve ipi ben daha çok çekeceğim, sen daha çok çekeceksin ki burada aslında ne giriyor devreye? Egolarımız devreye giriyor. İşte bu egoların etrafından dolanıp ortak amaçlar etrafında birleşebilirsek ortaya daha güzel işler çıkarabiliyoruz diye görüyoruz. Yaşama sanatı açısından baktığımızda dediğim gibi bir apartman yönetiminde, bahçede hangi güllerin yetiştirileceğine karar verirken bile belki de birbirimize bu şekilde bu saydığımız parametreleri dikkate ederek ele almamız ne kadar değerli olduğunu göreceğiz. Bunları daha farkındalık yaratarak hayatımıza soktuğumuzda hiç değilse daha stres olacağız diye özetleyebiliriz. Bugün kanalımda bu konuyu ele almak istedim. Katkılarınızı, görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Sevdiklerinize önermeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Keyifli günler, keyifli haftalar diliyorum. Hoşça kalın.